TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül. Ana haber bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce yaptığı basın toplantısında "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi. Hak İş Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yer aldığı esnaf buluşması, Bayraklı ve Bornovalı binlerce yurttaşın katılımıyla coşkulu bir mitinge dönüştü. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte Bornova Özkanlar'dan Bayraklı Zeki Müren Parkı'na kadar halkla birlikte yürüyen Başkan Soyer, seçime sayılı günler kaldığını anımsatarak sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu seçim çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bezircilioğlu, "Seçim günü için her türlü hazırlığımızı yaptık. Beklenmedik enerji kesintisi için ekiplerimiz hazır. Kediler trafoya girse de girmese de biz oyları tam sayacağız" dedi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemdeki siyasi gelişmeleri değerlendiren Osmanoğlu, "Kemalizmi ırkçılık olarak tanımlayanları İzmirliler yok sayacaktır" diyerek CHP adayı Yüksel Taşkın'ı hedef aldı. İzmir'in ana aksındaki tarihi değerlerden biri olan 140 yıllık İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'na dönüştürülerek kültür ve sanatın cazibe merkezi oldu. Fabrikanın müdürü Şirin Ertem, "Burası İzmirli'nin yeni buluşma noktası oldu" dedi. İzmir'in Menemen ilçesinde AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı tarafından halk konseri düzenlendi. Konsere AK Parti İzmir Teşkilatı'nın önemli isimleri katılırken konser vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle huzurla kalın.